Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Desmos geometri aracıyla basit bir geometrik şekli nasıl taşıyacağımızı göreceğiz. Örüntü oluşturacağız böylece. Şimdi Desmos geometri aracına öncelikle üye olup giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki şu simgeye tıklayıp buradan arka planı kareli hale getirelim. Bunu yaptıktan sonra sol taraftaki menüden noktayı seçiyorum ve buraya şöyle kare olacak şekilde 4 tane nokta yerleştirdim. Bakın. Şimdi bu noktaları şu çizgiyle birleştireyim. Bu noktaya tıkladım. Şöyle biraz farklı yerlere noktalar koyarak bir desen oluşturuyorum. Şöyle bir şekil oluşturdum. Tekrar ok işaretine tıkladım. Şimdi amacım buradaki iki tane bu çizgiyi aşağıya doğru taşımak. Şu iki çizgiyi de yatayda sağa doğru taşımak. Bunun için transform sekmesine tıklıyorum ve define transformation'ı tıklayıp böyle bir menü açılıyor. Şimdi bu menüden Translation'ı seçip iki tane nokta belirlememi istiyor taşınması gereken alanda. Şimdi ben dikeyde şu iki noktayı belirledim ve bunlar için hangi çizgilerin taşınacağını belirliyoruz. Onun için klavyenin Shift tuşuna basılı tutup şu iki çizgiyi belirgin hale getirdim. Bak. Onaylıyorum ve aşağıya doğru bu iki çizgiyi ne yapmış oldum? Taşımış oldum. Aynı işlemi diğer çizgi için de yapalım. Bir daha oluşturalım. Bu defa şu iki noktayı seçtim ve Shift tuşuna basılı tuttum. Bu ikisini seçtim ve onayladığım zaman bakın sağa doğru bunları da taşımış olduk. Şimdi sıra geldi. Bütün bu cismi nasıl taşıyacağız ona bakalım. Bunun için şöyle bütün burayı şöyle seçersek evet, şimdi bütün bunları aşağıya doğru indireceğiz. O nedenle şunları da seçili hale getireyim. Bakın aşağıya doğru taşımış oldum. Bu defa şurayı seçili hale getirelim. Şöyle. Ve tabii bunları da Shift tuşuna basarak seçili hale getiriyorum ve onaylıyorum. Şöyle bir kere daha seçili hale getirelim. Evet, böyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi bu şekli şuradaki noktalara basılı tutarak bakın şekli değiştirebiliriz. Böylece farklı desenler elde edebiliriz. Yine Construct kısmına tekrar geri dönecek olursak buna tıkladığımız zaman pardon, noktaya tıkladığımız zaman bu noktaları sabitleyebiliriz. Mesela şu noktayı sabitleyin. Bu artık hareketsiz hale geldi. Bazı noktaları sabitleyelim. Mesela şunu sabitleyelim. Şunu da sabitleyelim. Şimdi sadece şu iki nokta hareket edebilir. Bakın. Onlar sabit yerinde duruyor. İstediğimiz şekilde
farklı örüntüler oluşturabilirsiniz, farklı desenler yapabilirsiniz. Yine renklerle oynayabiliriz. Buradan da şeklimize isim verebiliriz. Desen diyelim. Desen çizimi. Bir film. Kaydettim. Bu şekilde sizler de kendi deseninizi oluşturabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.